Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Bugün yeni bir vlog başlıyor. Eşim göreve gitti. Ben de komple mutfağımı indirdim. Mutfağımla ilgileniyorum, temizlik yapıyorum. Ama daha önce hani yaptığım temizlikleri çektiğim için de bugün şey yapmıyorum. Elektrikler kesildi, şarjım bitmek üzere. Böyle hariciyle takılıyorum. Hem böyle arkamda gördüğünüz gibi kocaman bir dağınıklık yarattım. Hem de işte şu arkamda gördüğünüz köşeyi hallettim. Buraları biraz toparladım. Çok da işim var. Atacım da bana balık pişiriyor şu anda. Küçük şef Ata aşçı olmak istiyor. Benden bu ara aşçı seti istiyor ama nedense şey böyle yani nasıl denir? Yanlış bir şey söylemek istiyorum. Yani kızla erkek değil ama böyle bir cinsiyetsiz bir renk istiyorum. İşte böyle siyah bir tane kırmızı. Erkeklere bir tane de kızlara da. Çünkü Asya'ya hediye edeceğiz. Evet, Asya'ya da hediye etmek istiyor. Arkadaşımıza da alacağız bir tane. Şimdi böyle bir oyuncak seti alıyorum. Tamam. Bir oyuncak seti arıyorum işte. Ata da yemek yapsın, oyalansın. Belki ileride güzel bir aşçı olur. Tamam bakalım. Öyle güne böyle başladım. Bu arada bugün aşım çıktı. Biraz önce evet, randevu aldım. Evet, Asya'ya gideceğim. Saat 3-10 geçe de aşı randevum var. Ondan da biraz böyle şeyim. Hızlıca işlerimi toparlayacağım. Atay'la birlikte çıkacağız. Atay'ı da yanıma alacağım mecbur. Çünkü eşim de görevde. Bırakabilecek de yerim yok. Gerçek toyun çatıştığı açmıştım. Öyle işte. Gün içinde görüşürüz. Bu çay bardaklarım falan böyle sarı sarı lekeler yapmıştı. Bu ara sudan kaynaklı bir problem vardı. Bunları şimdi buraya çamaşır suyuna bastım. Lavabomu da güzelce temizlemiştim. Şimdi bunlar burada bekliyor. Ben de işte hem şu dağınıklığı toparlayacağım. Şu kupa raflarımı düzenledim. Kupalarımı biraz eledim. Kupalarımı eledim. Oraları biraz toparladım. Şimdi şu bardak bölümünü düzenleyeceğim. Bir de şu arkada Ata'nın sürekli karıştırdığı bir yerim var işte. Sevdim ama. Tahtalarım falan. İşte kahvelerim, içeceklerimiz, bitki çaylarımız. Burayı da böyle yeniden bir düzenleyeceğim. İstediğim bir var. Hadi bak. Ceviz kır, tamam mı? Tamam, kahvaltıda sana ceviz kırayım. Hazır. Acıktın mı? Acıkmadım. Tamam, hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Yine bak. Bir de bu var. Bir de bu faktör var. Sürekli ortalığı karıştırıyor. Bardaklarımın tamamını yıkadım, düzenledim. Şuradakiler şunlar takım olanlar. Şurada da genelde benim büyük olarak kullandığım tekleme bardaklarım. Yukarıda da kahve fincanlarım var. Şurada takım olanlar. Yine arkadakiler takım. Şunlar da yine işte ikili ve tekli olan fincanlarım. Ya çok fincan var gibi görünüyor ama mesela şu tek, şu tek, şunlar ikili, şu tek mesela, şu tek. Hani böyle şey değil, çok hani çeşit varmış gibi duruyor, böyle takım takım fincan varmış gibi duruyor ama benim aslında öyle değil. Var ama anne. Var anneciğim. Ya benim oyuncak bardak var değil mi abi? Evet aşkım. Gerçek bardak. Atay'la işte iş yapmaya çalışıyorum. Hadi bana kolay gelsin. Geldim, hastanedeyim. Aşı olacağız. Arkadaşım karşılayacak da bekliyorum onu şimdi. Şuradan bir giriş yapayım. Valla antikor olacağız. Hadi bakalım. Neyse ben giriyorum, kapattım.
Eve geldim. Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlıyorum Atay'la. Bir şeyler atıştıracağız. Aşıyı oldum, bitti. İnşallah bol antikorumuz olsun, ne diyeyim. Bir saat oldu olalı. İlk şeyde bir hani öyle bir şey hissetmedim. Ama şu anda aşı olan kolum, yani kolumun ateşi var, öyle söyleyeyim size. Hani bende bir şey yok, iyiyim ama böyle şu an elim falan böyle alev almış vaziyette. Kolumda da ağrı olacak muhtemelen. Yani hemşire de zaten uyardı onunla ilgili. Ağrınız olursa ilaç ismi verdi, onu kullanırsınız dedi. Bakalım bugün ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Herhalde de ev işine devam edemeyeceğim. Birileri de çok acıktı, sürekli mız 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 mız. Pasta. Tamam anneciğim, pasta da yiyeceğiz. Pasta. Herkesin derdi başka. Pasta. Pasta için mi böyle mutsuzsun? Önce yemeğini ye, sonra pasta. Nerede pasta? Görüşürüz. Aşının üzerinden 3 saat geçti. Kolum çok ağrıyor. Şöyle oynatırken kolumda ciddi bir ağrı var. Ben bu ağrıyı daha önce hamilelikte 2 doz tetanoz aşısı olmuştum. Onda yaşamıştım yani şu hissin ne olduğunu. Kütük gibi yani, kolumu kaldıramıyorum. Bir de yani şeyim böyle, bir halsizliğim var. Bütün enerjim düştü. Resmen. O şeye geçti ama elim yanıyordu falan dedim ya, geçti. Şu anda daha iyiyim. Ama bayağı şey yaptı. Zaten bekliyordum yani, canlı aşı dedikleri için hani böyle bir etkisi olmasını bekliyordum. Ama şükür daha iyiyim yani. Bakalım. Ata da parka inmek istiyor. İşte saat de 6'ya geliyor. 6'ya çeyrek var. Birazcık daha evde dinleneceğim. Muhtemelen bahçeye ineceğim. En azından hani ben orada oturuyorum, Ata da arkadaşlarıyla oynuyor. Bir tık daha dinlenmiş oluyorum bahçede. Yalan yok yani. Artık büyüdüğü için parkta dinlenebiliyorum. Yani dinlenebilen annelerdenim. Öyle bilgilendirmek istedim. Bakalım devamında bu gece beni başka neler bekliyor bilmiyorum. Ama şey, hiç hissetmiyorsunuz zaten. Bir de bir tüpü 6 kişiye yapıyorlarmış. Ben onu bilmiyordum. Öyle bakalım. Şifa olur inşallah. Bu zamana kadar zıpladım yani koronadan. Etrafıma, yakınlarıma hep geldi. Binama, komşularıma, yakın arkadaşlarıma. Ama hep böyle bir sıçradım yani içinden. Bakalım inşallah bu aşıyla birlikte de sıçrarım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Bahçeden durum güncellemesi yapıyorum. Kolum hala ağrıyor ve yani şiş sanırım. Kıpırdatamıyorum hiç. Omzum falan bayağı etkilendi. Onun dışında terliyorum. Çok acayip bir biçimde. Onun dışında da bir şey yok. Ama başka arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes de farklı farklı yan etkileri görülmüş. Bir arkadaşım 3 gün baş ağrısı çekmiş mesela. Bu da herhalde herkesin yapısına göre değişecek. Ben iyiyim. Şükür keyif olarak iyiyim. Halsizliğim var işte. Bir de terliyorum. Bir de bu kolum şey olmasa, dediğim gibi ağrım olmasa. Çocuklar da çok güzel oynuyor. Bir yandan onları izliyorum, bir yandan da işte. Çok tatlılar ya. Öyle işte, ben de dinleniyorum işte bu bahaneyle. Yoksa evdeyken Ata hiç durmuyor yani. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bir de şimdi babamız da işte göreve gitti, 10 gün yok. Öyle olunca anne şu, anne bu. En azından burada şimdi 1-2 saat dinleneceğim. En azından çok kolumu hareket ettirmeden otururum. Muhtemelen akşam da erkenden Ata ile birlikte yatarım. Yanıma kitap almamışım. Kitabımı unutmuşum. Keşke kitabımı alsaydım. Gidip alırım aslında. Ev şurası ama boncuk arkamdan bakıyor. Üzülüyorum onu da geride bırakınca. Şimdi yine gideceğim. Kapıyı açacağım. Yine sevinçle gelecek. Yine işte gidecek. Ona kıyamıyorum. Öyle, sonra yine görüşürüz.
Böyle bir sarı ışıkla karşınızdayım. Atayı uyuttum. Şimdi saat 11.30'a geliyor. Ben de artık uyumak için yatağıma geçtim. Kol ağrım devam ediyor. Şimdi kalkacağım. Hem bir su içeceğim hem bir ağrı kesici alacağım, edeceğim. Bu gece biraz herhalde şey geçecek, sancılı geçecek. Ama yani öyle internette okuduğum gibi şeyler yok. Yani Google'a yazınca zaten işte BioNTech aşısının yan etkileri diye böyle karşına işte kısır olabileceğime dair şeyler okuyorum. Yani bu kadınlar kulübü denen şey bayağı güldürüyor yani beni. Ama öyle tahminim gibi bir şey olmadı. Çok şükür bunu da atlattık. İkinci randevumu da 31 Temmuz'a attı. Tam bir ay. Hatta bir ay sonra değil, 40 gün sonraya falan attı. Ama olsun, ilkini hallettik ya, ikinci de bir şekilde gelir. İnşallah bundan sonra da herkes aşılanır. Bu işin içinden bir an evvel çıkarız diye düşünüyorum. Yoksa artık böyle yavaş yavaş hunileri hep birlikte takacağız. Çünkü artık çok sıkıldım. Hele böyle tatile giden insanların fotoğraflarını falan görünce diyorum ya biz de gidelim. Hani artık bitsin bu iş. Böyle özgürce gezmeye özledim. Ya biz çünkü hafta sonları falan evden kaçıyorduk. Yani bir günlüğüne, iki günlüğüne de olsa. Çok uzun zamandır onu da yapmıyoruz. İşte bu zaten eşimin çalışma sistemi zaten baştan başa değişti. Yani çok değişik. Yani hatta eşimin ne iş yaptığını soranlar falan da oluyor. Eşim cezaevi personeli bu arada. Normal memur ama şu anda işte Covid sebebiyle böyle çalışıyorlar. Kolum ağrıdığı için altıma yastık aldım. Neyse öyle işte, çok fazla uzatmayalım artık. Bugün zaten herhalde böyle sadece aşı üzerine bir video oldu. Umarım severek izlediğiniz, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.